Mehmet Yılmaz, ifade özgürlüğü bir havuç değildir. Meclise gönderildiğinin açıklanmış olmasına rağmen bir türlü Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına giremeyen 4. yargı paketi başbakanın kararını bekliyormuş. Sabaha açıklamalarda bulunan yargı paketinin hazırlık aşamasında etkin rol alan üst düzey bir yetkili değişik alternatifler hazırladıklarını son kararı başbakanın vereceğini söylüyor. Normaldir. İki nedenle. Birincisi AKP'de başbakanın kaş göz işareti olmadan nefes bile alınamaz. İkincisi bu siyasi bir karar olacak ve doğal olarak o kararı başbakan vermeli. Başbakanın karar vereceği maddeler kritik maddeler olarak tanımlanıyor. Bunlar Türk Ceza Kanunu'nun örgüt üyeliği ve Terörle Mücadele Kanunu'nun örgüt propagandası ile ilgili hükümleri. Bununla ilgili haberlere göre eğer PKK, APO'nun mektubuna olumlu bir yaklaşım gösterir, kaçırdığı memurları, askerleri serbest bırakırsa paket hemen yasalaşacakmış. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, paket için ifade ile şiddetin ayrılması, bu paketin özelliği odur diyor. Yani eğer PKK, APO'nun ve dolayısıyla Başbakan'ın istediği gibi davranırsa kanunlarımız düzelecek, medeni ülkelerdeki gibi ifade ile şiddet birbirinden ayrılacak. Eğer karayılan ya da bayık ters taraflarından kalkmışsa paket çıkmayacak. Türkiye ifade özgürlüğü bulunmayan ülkeler arasında yerini almaya devam edecek. Değişik bir iş vesselam. Türkiye'nin demokratikleşmesi gelip APO'ya ve PKK'ya dayanıyor demokratikleşme hükümetin elinde PKK'ya uzatılan bir havuca dönüşüyor tuhaf çok tuhaf